Evet. Şimdi arkadaşlar bugün kullanıcı girişi etkilendirmesi, daha doğrusu kullanıcı girişine göre farklı sayfaların açılması, ona göre etkilendirme ile ilgili bir uygulama yapacağız. Bunun için tabii ki kullanıcı tablosunda ne olması gerekiyor? Yetkilendirme bulunması gerekiyor. Çünkü bizim kullanıcı tablomuzda yetkilendirme yok. Bütün kullanıcılar aynı gözüküyor. Bunun için ben kullanıcı tablosunu önce düzenleyeyim arkadaşlar. Bir tane ne ekleyeyim ya da yeni bir tablo da ekleyebiliriz ya da şurada admin kullanıcı ya da bir de normal kullanıcı şeklinde, standart kullanıcı şeklinde dönüştürebiliriz. Biz bugün basit olarak bir administrator olsun, bir de arkadaşlar normal standart kullanıcı olsun. Şuraya yönetici diye arkadaşlar bir tane bit alan ekliyorum. Tamam mı? Null bırakılamaz olsun. Varsayılan olarak ne olsun arkadaşlar? Default value'su 0 olsun. Yani default olarak herkes yönetici değil olsun arkadaşlar. Kullanıcı tablosunu güncellemiş olduk böylelikle. Şimdi ne yapacağız? Bir tane bizim daha önce araba galerisi ile ilgili yaptığımız veri tabanı işlemleri projemiz vardı. Bu proje üzerinden devam edelim. Derste yaptığımız uygulama araba galerisi 8 ikinci öğretim araba galerisi ikinci. Şurada yaptığımız projelerin üzerine devam edelim arkadaşlar. Bugün kaçıncı haftadayız şu anda? 11. mi 12. mi? En son ne çekmişiz video? Şuradan görülür. 11, 12. haftayı işlemişiz. Bu hafta 13. haftaymış arkadaşlar. 13, 1, araba galerisi, yetkilendirme diyelim. Yetkilendirme, konuşmuyoruz. Yetkilendirme diyelim arkadaşlar. Buradan şimdi burada araba galerisinde kullanıcı girişimiz var mıydı? Başlangıçta kullanıcı girişi yapıyorduk herhalde arkadaşlar. Burada kullanıcı girişi yaptığımızda buna göre o kullanıcının adını soyadını burada ne yapıyordu arkadaşlar? Gösteriyordu ve burada bütün simgeleri ne yapıyordu? Gösteriyordu değil mi? Kullanıcıya ait bilgileri gösteriyordu. Kullanıcı yani normal kullanıcıysa ya da admin kullanıcıysa buna göre hiçbir şey ne yoktu arkadaşlar? Yoktu. Kullanıcı müşteri mi vardı bir de başka? Araç varmış. Aracı yapmışız. Kullanıcıyı yapmışız. Bir de başka bir şey yapmamışız arkadaşlar. Sadece araç var bir de. Bir de araç açılıyor. Müşteri yok. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Bizim önce kullanıcıları düzenleyelim veri tabanında şuradan. Kullanıcıyı bir tane administrator kullanıcısı olsun. Design değil de edit diyelim arkadaşlar. Hocam sizde var mı? Şimdi koy yapıyoruz işte. Oturup kapat yok sanırım. Var sizde de var. Şimdi yöneticimiz kim olsun? TC numarası 2, şifresi 2 olan. Bunun MD5'lenmiş hali lazım arkadaşlar. 2 true olsun. İkili giriş yapamayacağız. Bunun şifresi de 1 olsun. Neyse. TC numarası 1, şifresi 2 olmuş olsun. 2 numaralı kullanıcı yönetici, 1 numaralı kullanıcı arkadaşlar yönetici değil olmuş olacak. Şimdi buna göre ne yapacağız? 2 numaralı kullanıcı girdiğinde farklı sayfalar, 1 numaralı kullanıcı girdiğinde farklı sayfaları ne yapacağız arkadaşlar? Göstereceğiz. Bunun için kullanıcı girişi kısmında şurada giriş yaptığımızda arkadaşlar işte şurada ne yapıyoruz? Kullanıcı bilgilerini alıyoruz değil mi? Bakın kullanıcının ID'sini, adını, soyadını, TC kimlik numarasını aldık. Bir de burada neyini alalım arkadaşlar? Diyelim ki virgül yönetici. Yönetici miydi? Evet, sadece yönetici değil mi? Yöneticiyi alalım şuradan bilgilerini. Yöneticiyi aldıktan sonra arkadaşlar işte şurada ne yapmamız lazım? Ana formu açmadan önce yetkilendirmesini yapmamız gerekiyor. Buradaki yetkilendirme de if diyelim. If dt.rows 0'ın kaçıncı hücresinde arkadaşlar? Şimdi 0. hücresinde kullanıcı ID var. 1. hücresinde ad, 2. hücresinde soyad, 3. hücresinde TCNO. 4'te ne varmış? Yönetici varmış arkadaşlar. 0'ın 4'ü. Bunu ister to string'e çevirelim. İsterseniz şunu boolean'a çevirelim arkadaşlar. Şu neyi dönüyormuş geriye bize? DT rows'tan. Object'miş arkadaşlar. Bunu boolean'a çevireceğiz şurayı. Boolean diyelim. Boolean'a çeviriyoruz. Konuşmuyoruz arkadaşlar ya. İsmail. Bunu boolean'a çevirdik. Eğer kullanıcı yönetici ise bütün şeyler gözükecek. Ama yönetici değilse bunu eşittir false diyelim arkadaşlar.
False. Yönetici değilse ne yapacağız? Bazı simgeleri gizleyelim. Mesela ana forumda yönetici olmayanlar sadece neyi görebilsin arkadaşlar? Diyelim ki sadece aracı görebilsin mesela. Yönetici ise kullanıcıyı ve müşteriyi de görebilsin. Ya da yönetici ise kullanıcıyı da görebilsin. Ama yönetici değilse sadece müşteri ve aracı görebilsin. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki müşteri toSystem'ini, yani müşteri toSystem butonu kullanıcı işlemlerini ne yapması lazım? Gizlememiz gerekiyor değil mi? Bunun için burada Properties penceresinde bunu Modifier özelliğini private diyor burada. Erişemiyorduk değil mi? Modifier özelliği private iken public yapıyorum arkadaşlar. Diğer başka bir forumdan erişebilmek adına. Eğer burada false'sa, yani kullanıcı admin değilse arkadaşlar, diyorum ki ARM neydi? Bakın burada ana formu nesnesini oluşturmuştuk. Sonra ARM'nin tekstini vermiştik. Yukarıda kullanıcının adı soyadı gözüksün diye. Yine ana formun altındaki neyi yapacağız arkadaşlar? ARM nokta toSystem buton kullanıcı işlemleri nokta visible ne olacak? Eşittir false olacak arkadaşlar. Normalde zaten visible true ama kullanıcı yetkili değilse ne olacakmış? Burada şimdi bakın birbirle giriyorum. Birbirle girdiğim zaman bu kullanıcı neydi? Yetkili değildi. Yani birbirdeki kullanıcı yönetici miydi? Değildi. Yönetici değil olmadığı için arkadaşlar ne gitti şuradaki simge? Normalde kullanıcı simgesi vardı. Kayboldu değil mi? Sadece müşteri ve araç simgeleri gözüküyor arkadaşlar. Ama eğer istiyorsak ki biz burada bunu kapatalım. Şurada çalışmaya devam ediyordu bu hala. Pardon. Nerede bizim formumuz? Şu. Buradan çıkış diyelim. Bunu kapattığımızda tekrar giriş yapalım. Diğer linkte de 2 kullanıcı adı. 2'ye 1 dediğimiz arkadaşlar. Bakın burada kullanıcı, müşteri ve araç ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor. Tabi bunu yaparken burada bir sürü farklı kullanıcınız olabilir sizin. Hatta bu kullanıcıları şöyle de yapabilirsiniz. Kullanıcılara ait rolleri, sayfaları, tabloları bir yerde tutarsınız. Onları listeleyebilirsiniz. Ya da arkadaşlar şunu bir fonksiyonda yapıp ya da şunun altında işte birden fazla kullanıcınız varsa ya da kullanıcı türünüz varsa o zaman burada şöyle olmayacak. True false olmayacak da burada kullanıcı tür diyeceksiniz. Tamam mı? Ya da işte rol türü diyeceksiniz. 1, 2, 3, 4 olacak burada. 1, 2, 3, 4 yazsa yazacak. Mesela 1 ise öğrenci, 2 ise mesela personel, 3 ise mesela öğretim elemanı gibi düşünelim burada. 1 ise öğrenci ise mesela öğrenci neyi gözükecek? Not görüntüleme sayfası işte öğrenci bilgilerim, ders bilgilerim gibi bir sayfalar gözükürken, işte öğretim elemanıysa not giriş işlemleri, işte verilen dersler, işte öğrenci listesi yazdırmak gibi sayfalar. Ama mesela işte personel girdiğinde de işte izin alma, izin bilgileri gibi. Yani her şeye özgü ne yapmamız lazım? Çekmemiz gerekiyor. Biz burada sadece true false'a baktık. Orada da arkadaşlar neye bakacaktık? Şurada da rol türünde true false demeyecektik de eşittir bunu integer'a çevirecektik. Integer 1 ise şudur, 2 ise budur, 3 ise budur şeklinde arkadaşlar ne yapmamız gerekecekti? Yetkilendiriyor oluyor olmamız gerekecekti. Evet. Hocam şöyle yapsak, o kullanıcı bir işlemi, müşteri bir işlemi butonu koysak, başka bir ana form oluştursak, sadece araçla müşteri şeyleri açıksak. Evet, onları da ayrı yapabilirsiniz. Kullanıcı olur. Girişlerini ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Yani o sefer iki defa kullanıcı girişi formunuz yani olmuş olacak. İki tane formunuz olmuş olacak. İki tane ana formunuz olmuş olacak. Hatta burada da aynı şeyi yapabilirsiniz. Tek bir kullanıcı girişi formu kullanıp şurada mesela biz bir tane ana formumuz vardı değil mi? Bir ana formun üzerinde iki tane şeyi kullandık. Mesela burada böyle şöyle yapabilirsin. Diyebilirsin ki mesela kullanıcı müşteri girdiğinde daha doğrusu admin kullanıcıyla normal kullanıcı arasında sadece bir buton farkı vardı. Tekrar bütün formu oluşturmak yerine biz ne yaptık? Bir tanesini gizleyerek bu işi oluşturduk. Ama her şeyleri farklıdır. Bütün yapacakları işlemler farklıdır. O zaman ne yaparsın? Şuradan yeni bir tane daha ana form eklersin. Şuradan yeni bir tane ana form eklersin. Dersin ki ne dersin mesela? Yetkisiz ya da müşteri ana form. Müşteri ana form dersin. Bunu eklersin. Burada da müşteri giriş yapmışsa da şurada da burada onu çalıştırırsın. Yani şurada bunu değil de müşteri ana formu çalıştırırsın yani. Yani değişen hiçbir şey yok. Sadece ne yapmış olursun? İşlemler farklıysa. Ama burada zaten yetkili kullanıcı, yetkisiz kullanıcı arasında sadece admin kullanıcı bir tek yeni bir kullanıcı ekleyebiliyor. Diğeri ne yapamıyor? Ekleyemiyor yani. O yüzden ufacık bir fark yüzünden yeni bir form oluşturmadık. Ne yaptık arkadaşlar? Diğerinin üzerine işlem yapmış olduk. Anlaşıldı mı? Bunu da projelerinizde istiyoruz. Evet.
10 dakikada.